Bak, ekibi toplayacaksın hakikaten. Ekibi komple toplayacaksın ama böyle finansal olarak da amına koyayım. Netflix anca yapar. Herkes olacak. Yahoo ile Efe uzun süre dayanamaz. Kavga ederler. Aydan. Onlar yengen gibi. Yusuf Kayalp'i de getirmek lazım abi. Yusuf'u şikayet ediyor. Son biri Pakistanlı diye. Her gittiğimiz ülkede bir kere şikayet ediyor. Deport ediliyor falan. Almıyorlar bunu. Araya böyle İngilizce anlatmaya çalışıyor. Ben Polonya'da kaldım falan. Biliyorum işte böyle böyle. Ben kaydediyorum. Ümit Özdağ trollüyorum. Başkanım böyle böyle bir durum var. Bakın Japonya'da bile sürüyorlar bunları. Ümit Özdağ Twitter'dan paylaşıyor. Bakın Japonya'da Pakistan'da sürüyor diye. Türkiye karışıyor falan. Bizim haberimiz yok. Diamond'ı götürüyoruz. Diamond böyle vlog çekiyor. İşte Sokrates'in de söylediği gibi arkadaşlar falan. Arkadan şey geçiyor. Bixi geçiyor. Zikrede falan böyle. Ya Allah ya Allah falan diye. En son şeyi götürüyoruz. Böyle şey Nihat abi de geliyor. Ya gençler iş böyle olmaz. Oh, duvamına koydum liberalleri falan diye böyle bize anlatıyor. Biz, Nihat abi sen de gel falan. Nihat abi de geliyor. Cahoy ile Nihat abi şey Sabri ile Özgür gibi kolpaçın olur. Birbirlerine giriyorlar. Ya Zahreyn kardeş sen ne garip bir kardeşmişsin ya he? Ne oldu ki falan diye Cahoy Nihat abi. Bak hala ya. Bak hala ne oldu diyor ya. Bak kardeşim, bak güzel kardeşim. Sonra Joey çekiyorum kenara. Abi bak Nihat abi kaç yaşında adam, kapışma şunlar. Bunlar kavga ediyorlar, siz tabii şeyden görüyorsunuz. Efe Aydal yine canlı yayın açmış. Esenlikler arkadaşlar. Ormanları görüyorsunuz değil mi? Ormanları görüyorsunuz değil mi? Çünkü Japonlar abi, Japonlar ormanları düzgün. Arkada böyle birbirini dövüyorlar böyle şey. Nihat abiyle Zahreyn. Arkadan bir anda şey gözüküyor. Serkan Öz gözüküyor falan. Sen bölüm mezbi bütün. İyi. Kuşlar doğru konuşuyor. Nerede konsolosluk? İbo'yu tutukluyorlar falan böyle. Buraya diye uğraşıyor. Japon haberlerinde geçiyor böyle şey. Yabancı tacizci bir kız. Müge Anlı'ya çıkmıştı ya şey. Müge Anlı'ya çıkmıştı ya çocuk. Japonlu kız ayıttı. İbo da çıkıyor falan böyle. Ya İbrahim'ciğim senin ne işin var? Japonya'da falan diyor Müge böyle. O diyor işte. İbrahim Hanım. Bakın. Ellik abimizi götürdü. Böyle şey yapıyor ama rolleniyor anladın mı? Kendi kaldırıyor falan böyle. Burhi geliyor. Ya Müge Hanım. Yüzümüzü çekmeyelim. Zaten bunun davası görüldü bir kere. İbrahim kardeşimiz falan böyle anlatıyor orada. Efe yine vlog çekiyor anladın mı? Görüyorsunuz değil mi ATV'nin kameradan? Arkadaşlar bu kameralar bizde olsa ne filmler çekerim. Zaten benim niyetim falan. Bu vlogları da bu yüzden yapıyorum. Ben de böyle bir stüdyo. Orada başka bir şey anlatıyorum. Geri dönüyoruz böyle şey gibi. Colpacino 1'in sonu gibi böyle. İbrahim Tatlıses çalıyorken. Dın, 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 dın. Yalan çalıyor yalan parçası onun gibi. Cevap ediyorum. Kusura bakma Nihat abiyle kavga edeceğini tahmin etmedim. Ya birader beni uzun süre arama. Ben Kıbrıs'a babamların yanına gidiyorum falan voice over'da. Çok voice gelir de o mevzulara karışmaz Black Swords. O gelir sonra video çeker. Bundan uzun yıllar evvel Erlik adında bir adamı tanıdım. Kendisi arkadaşlarını Japonya'ya götürmeyi teklif etti falan böyle. Emre Yükselen de tur rehberi yapar aynen. Emre Yükselen de şey. Emre Yükselen Ahmet Cihat Sancar şey yapıyor. Onu diyecek. Ahmet Yükselen de space açıyor anladın mı? Bizi götürüyorlar böyle onlar da space açıyor. Burada. Kardeşim istediğin zaman gelip burada yayında derdini anlatabilirsin. Jon Snow da en son şey diyor böyle. Biliyor musun? Yusuf'u içeri atmışlar tamam Yusuf saç sakal birine karışmış böyle Japonlar şey yapıyor böyle özel işkenceli falan. Yusuf'a paket geliyor Türkiye'den Yusuf böyle gözleri yaşlı içerisinde diyor. Annem gönderdi. Böreklerinden gönderdi falan atıyor paketi böyle. Acaba ne geldi böyle pasaport mu geldi? Konsolosluk mu paket attı? Açıyor böyle şey. Yarın adamı Mustafa Kemal. Jon Snow Yusuf'a adamı. Kardeşimi okuman için gönderiyorum. Yusuf da diyor ki ulan diyor en azından diyor kitabı alır da video çıkarırız amına koyayım bedavaya getirdik. Efe Aydal hala blog çıkıyor. Hapishaneleri görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'nin aksine buradaki hapishaneler modern. Niye modern? Abi çünkü adamlar disiplinli. Bizim ülkemizdeki gibi değil bu. Allah yok. Arkada Yusuf'u idam ediyorlar falan böyle. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen çektiği zaman ölüyor. İşte hemen çektiği zaman ölüyor. Bizde olsa adam ölmez yani. falan Efe bir şey çekiyor böyle. Blog çekiyor. Bixi şey yapıyor. Radikal İslamcılarla temas kuruyor falan. Beni çıkarın buradan. Bixi işi El-Kaide kurtarıyor oradan falan böyle. Afganistan'a gidiyor. Böyle spin-off anladın mı? O ayrı bir dizi. Afganistan'a devam ediyor. Ümit Özdağ'a geliyor Nukut'tan be falan. O başka. O Bixi'nin yolu anladın mı? O ayrı bir... O Netflix'e gelecek kısa dizi olarak. Parça parça takip ediyorsunuz her şeyi. Tek kamera yok. Herkes böyle kendi kanalını yüklüyor. Herkes kendi kanalını yüklüyor Efe'yle falan. Bir tek şey Ahmet Cihat'la Emre Yükselen Space açıyorlar falan böyle. Jon Snow bilgisayar atıyor falan. Hepimizin en çok yükleyen aynı amınık. Nihat. Şimdi Nihat abiyle Ahmet uzun bir süre boyunca Japonya'da kavga etti. Halbuki bu jeopolitikayla alakalı bir şey. Gerekse bunu bir anlatayım. Plat atıyor böyle şey Jon Snow. Bildiğiniz üzere bu sene Japonya'nın çok büyük bir geçmişi var. Dolaylı olarak da
Nihat abinin Avrasyacı kanattan geldiğini varsayarsak, Ahmet'in de Fransa'dan Türkçe olduğunu varsayarsak ki Leipzig'de okumuştur. Leipzig'de zamanında komünizmle mücadele derneği kurmuş falan filan böyle. Bu kavga kaçınılmazdı. Peki Türkiye'yi burası ettiler falan böyle. O öyle şey atıyor. Atatürk'e bağlıyor en sonunda. Ülkeye dönüyoruz. Hepimiz giriyoruz. Ümit Özdağ iktidar olmuş amına koyayım. Yusuf almıyor içeriye. Diyor ki siktir git ülkeden. Oğlum bir an Yusuf öyle bir şey. Yusuf hapiste yani. Oğlum. Yusuf hapiste bu plotta. Yusuf hapiste Yusuf yok yani. Yusuf'u unutuyoruz orada. Yusuf'u geyik olarak şikayet ediyoruz. Pakistanlı diye, tacizci diye. Sonra o geyik çığırından çıkıyor, unutuyoruz onu içeride, anladın mı? Sonra paket giriyor böyle, saç sakal uzunmuş falan. Hiç haber alamıyor, konuşamıyor artık. Beni almadın, beni paket almadın. Paket geliyor, Cakaynay falan diye getiriyorlar paketi. Türkiye'ye gidiyorlar falan böyle. Yusuf diyor, işte o anda bana paket gelmişti falan diye böyle Yusuf şey kayar sesiyle anlatıyor. Paket açıyor filmi. İbo'yu ne yapacaksın oğlum orada? İbo şey. İbo Twitter'dan şey olarak paylaşıyor. Nihat Genç, Jahreyn isimli yayıncıyla öldü falan diyor. Son dakika. Twitter'dan Instagram'dan gelen video. İbo bulmuş Japon kızı. Takılıyor yani. Ama bize bir Arch Enemy lazım. Ne lazım? Arch Enemy. Aa şey oğlum zaten. Jaho ile Nihat abi arasında çünkü üç savaş. İbo bu sefer Japonya'da tutuklanıyor değil mi? Ya erlik abi. Abi götürüyorlar beni. İçeri gidiyor şey. İbo şey Cüneyt Özdemir yayın açıyor. Bir gazeteci Japonya'da tutuklanmış. Abi. Yani Aleyna Tilki bakın efendim yani klip çekmiş insanlar bunu konuşuyor falan böyle anlatıyor. Millet Özdemir yolunda. İbo içeriden izliyordu falan. İbo da böyle saç sakal içeride kalmış falan böyle. Aleyna'nın donu biliyordum yine. Erlek abi biliyordum yine. Arkadan şey biz de hapis atmış falan İbo yüzünden. Ay s**eyim Aleyna Tilki falan diye şey yapıyordu. İbo'nun telefonunda polisler ayak fotoğrafları buluyor. Yoldan geçenlerin ayaklarını çekmiş. Ah be abi. Yahu artık tırlatmış hapiste hiç alışkın değil ya zengin bebe çocuğum. Solyankam nerede? Sonra hapiste şey yapıyor, farelerden solyanka yapıyor falan böyle. Oğlum sen de kendini deli ettin amına koyayım falan diye. Ama abi Haskoloğlu zaten gelemez, yurt dışı yasağı var ya orada. Bir kişi ara şey, abi radikalleşmiş falan, El-Kaide'nin yüksek pozisyona gelmiş falan böyle. İbo da böyle şey, telefon ayarlatıyor bize falan, bir planım var gibi. Böyle Prison Break'a dönemiyoruz, ikinci sezon anladın mı? Birbirini tanımayan, 10 genç falan. Bir sonra kadroya. İbo şey yapıyor, İbo, Elik abi dövme yaptırdım, kaçış planı falan. Dövmeyi tersine yaptırmış, senin ben amına koyayım falan diye. İbrahim hapiste ziyarete gidiyoruz diyoruz ki vaktim var mı? İbrahim de diyor ki 3 dakikaya bitiyor iş. Ya bunu böyle okudun mu? He sağdan akıyınca. Ben de abi olmadı mı falan diye. Şu hala yayın yapıyor yan tarafta. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Japonya'nın fareleri bile farklı. Yani İzmir'de olsa bu fareler çoktan yolumu kesip dızolar. Dızo fareler. Önümü kesmişti ama buradaki fareler öyle değil. Japon fareler saygılı bir kere abi falan böyle. Hala çekiyor arkadaş şey. Nihat abi şey oluyor. Aşırı popüler oluyor Japonya'da. Konuşmalarını çeviriyorlar. Bu liberallerin amına koydu falan diyor böyle Japonlara. Oy falan. Nihat san falan diyor. Nihat abi orada partinin başına gitti falan. Milletimi ele geçiriyor. Bir gün geliyorlar biz bitmişiz hapishanede. Nihat Genç her yerde böyle posterleri asılı Japonca falan böyle. Ne oluyor amına koyayım? Japonya'yı ele geçirmiş anasını satayım. Ver yansın. Erdem Otay Başbakan. Nihat Genç Cumhurbaşkanı. Ölümsüz lider falan böyle. Abi ne yaptınız? Aa, demek ki abi yıllardır Türkiye'de olmuyor burada. Burada tuttu mevzu falan böyle. Nihat abi çıkarıyor bizi en sondan. Sen bayi Nihat'ı. Balıkçı asker teknesi geliyor değil mi? Balıkçı teknesi geliyor. Serkan Özsey sanıyordu falan böyle. Cruiser şey böyle. Uçak gemisi falan. Şey, uçak gemisi falan sanıyor böyle. Telsizi alıyor eline. Japon anlatıyor böyle. I'm just a fisher falan filan anlatıyor. Just fishing. Ne fishing'i? Bir kere burada vatan millet şeyi çekmesi gerekiyor bir sınırı. Ya ellik bu midreyi falan. Fishing diye bağırıyor burada. Fishing diyor. Bombalar atacaksın. Burada Japon milleti araya koyması gerekiyor. Şey çekiyorsun böyle. Denizin üzerinde o Japon balıkçıyı. Küçük balıkçı teknesi üzerine böyle atom bombası geliyor yukarıdan. Japon altına kaçırıyor falan böyle. Koca atom bombası geliyor üzerine. Japon milleti burada cezasını kesti abi. Nihat Gülsarı'yı sakin Serkan. Serkan sakin falan böyle. Liberal balıkçıların bizim sularımızı anlatıyor böyle. Japonya'ya ne geçirdi daha bitti. Serkan Öz, Genel Kurmay Başkanı, Nihat Genç Cumhurbaşkanı bizi de hapisten çıkarıyorlar. Yusuf'u yine içeride unutuyorlar. Niye? Çünkü Ümit Özdağ Adalet Bakanı. Bunu hala şey sanıyor böyle. Mülteci sanıyor. Efe Aydal. Efe Aydal hala çekiyor. Arkadaşlar
Görüyorsunuz Japonya'daki atom bombası bile farklı patlıyor. Bir kere bak bizde atom bombası patlasa kesin bir yeri bulur, anladın mı? Ama buradaki atom bombası niye? Çünkü dızo ya. Bizdeki İzmir'deki atom bombaları dızo gibi patlıyor. Şeyin ortasına patlıyor. Efe hala çekiyor böyle, arkada atom bombası patlıyor. Efe hala podcast yetiştiriyor, anladın mı? Arkadaşlar film bitireceğim falan yani. İlkede üçüncü dünya savaşı çıkmış. Şey peşinde abi. Figüranlar, oyuncular hala Burhi gelmiyor. Benim oyuncular hala Burhi bizi BM'de temsil ediyor falan böyle. Şey, Yahoo en son böyle pazarlık yaptıktan sonra Cumhur amca böyle varını yolunu şey yapıyor. Gömüyor Yahoo'yu geri getirmek için falan böyle. Yahoo'yu Kıbrıs'a iade ediyorlar, tamam mı? İade ettikleri şeyde de gemide de Cenk Hoca bir de Taner Tolga Tarlacı bir arada iade ediyorlar. Çünkü niye? Cenk Hoca ile Taner Tolga Tarlacı'nın ayrı bir şeyi var, spin-off'u var. Onlar ayrı bir macera yaşamışlar falan böyle. Onlar bir araya gelmişler ama o hikaye kısmını biz görmüyoruz. Biz sadece Yahoo ile bir araya geldik kısmını görüyoruz falan böyle. Yahoo, Cenk Hoca, Taner Tolga Tarlacı Kıbrıs'a geliyorlar. Onlar da yolda sıkıntı çıkarıyorlar falan böyle. Gemi batıyor bilmem ne. Titanic gibi. En son işte Taner Tolga Tarlacı Yahoo'yu şeyin üzerine koyuyor. Titanic finali gibi. Sen düşmeyeceksin. Sen düşmeyeceksin. Amına koyayım sen düşmeyeceksin. Yahoo da diyeyim. Yahoo da ilk defa böyle gay duygularını keşfediyor falan. Sonra şey böyle Cenk Hoca son anda çıkabiliyor. Bunların ikisini görüyor böyle. Son öpücüğü veriyor Yahoo böyle. İbneler her yer fucking gayler ben falan çıldırıyor böyle. Cenk Hoca çıldırıyor böyle. %100'e geliyor bunların yanına bunları boğmaya. Yahoo böyle şeyde kalıyor abi. Denizin üzerinde haftalarca. Sakal şey çıkmış şey gibi. Neydi o filmi? Castaway'deki gibi. Castaway'de kalıyor adanın üzerinde falan. Gidiyor abi aradan haftalar geçiyor. Bir tane şey geliyor. Şişenin içerisinde mektuplar oluyor ya. İmamoğlu'nda. Şişenin içerisindeki mektup geliyor. Yahoo böyle gözleri yaşlı falan. Babam senin. Oğlum 10 yaşına geldi falan. Anladın mı? Çocuğunu da göremiyorsun o sırada. Açıyor bakıyor böyle. Yarının adamı imzalı. Ahmet Sonuç kardeşim. Belki olsun.